dilim arasında. Yani biz 120 ülkeden, 124 ülkeden daha iyiyiz. Halbuki 2002'de biz 37 ülkeden daha iyiymişiz. Peki bu hangi dönemde oldu? AK Parti hükümetleri döneminde. Değerli kardeşlerim, gönlünüz rahat olsun. Yolsuzlukla mücadeleyi biz yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparız. Ama siyaset mühendisliğine izin vermeyiz. Çünkü bu milli iradeye bir kasttır, teşebbüstür. Değerli kardeşlerim, yoksullukla da biz mücadele ettik. Yasaklarla da biz mücadele ettik. Uzun uzun anlatabilirim. Bir tane rakam vereyim ben size. Kim ne dese desin. Siz biliyorsunuz. Kozluk, 10 yıl önceki Kozluk. Altyapısıyla, sokağındaki arabalarıyla, imkanlarıyla. Burada bir konfeksiyon fabrikası var mıydı? Kaç yüz kişi çalışıyor? Değerli kardeşlerim. İşte her yönüyle bu ülke gelişiyor. Bu mahalli seçim önemli bir seçimdir. Aslında mahalli seçimde neye karar verirsiniz? Kardeşim, yerelde hizmet nasıl olacak? Bir, belediye başkan adayının vizyonu var mı? İnsan yönetiminden, kaynak yönetiminden. Peki, Ankara ile ilişkiler nasıl? Burada hizmet üretilecek. Sorun çözebilecek mi? Ya bunu kendiniz için karar vereceksiniz. Yani yerelde de öyle. Şimdi Veysi kardeşimiz hakikaten siyasette tecrübeli bir kardeşimiz. Ve milleti önceliklendirecek, hizmeti önceliklendirecek bir kardeşimiz. Aslında zaten başka türlü de düşünemeyiz. Bizim derdimiz bu çünkü. Şimdi bu yerelde hizmet çok önemlidir. Ve bu hizmetin en iyi şekilde, tabii ki en iyisini Kozluk da hak ediyor değerli kardeşlerim. Şu son 4-5 yıl içerisinde, yani belediyecilik anlamında, ben değerlendirmeyi size bırakıyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Doğrusunu söylemek gerekirse her tarafı geziyoruz. Ben Türkiye'nin hemen hemen her yerine gittim. Ve AK Parti belediyeciliği, AK Parti hizmet belediyeciliği noktasında gerçekten apayrı bir kategoride. Apayrı bir üst sınıfta. Şimdi tekrar Kozluğu bununla tanıştırma zamanı. Ama hem ülkenin geleceği açısından, yani önümüzdeki belki çeyrek asrı belirlemek açısından, hem de yerel hizmetler açısından bu seçim çok önemlidir. Geçen seçimde gereksiz yere bir bölünme yaşandı. Ve Kozluk çok zaman kaybetti. Gerçekten. 4-5 yıl önemlidir. İşte o nedenle inşallah böyle bir sonuçla, durumla karşı karşıya kalmayız. Biz Kozluk'un yanındayız. Biz, belediye bize değil, kendi Kozluk'u önceliklendirir. Hala önceliklendireceğiz. Çünkü Kozluk, Batman'ın en gözde ilçesi. En büyük ilçesi. Bizim her zaman için hizmet sıralamasında, yatırım sıralamasında bizim yaklaşımımız budur. Biz olaylara şahsi bazda, duygusal bazda bakmayız. Böyle bir istismara açık değiliz. Biz rasyonel bakarız. Biz pragmatik bakarız. Biz Kozluğun yanındayız. Veysi kardeşimizin yanındayız.
Eminim bu süreçte birçok adayımız oldu. Hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz. Ama sonuçta bir kişi. Sonuçta bir tane aday olacak. Ve biz bu kararları verirken hakikaten samimi bir şekilde en kapsamlı değerlendirmeleri yaptık, istişareleri yaptık. Artık yerel düzeyde, mikro düzeyde ufak tefek sorunları bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Fazla bir zamanımız yok. 30 Mart göz açıp kapanana kadar hemen gelecek. Bizim komşularımızdan, akrabalarımızdan, iş yerimizden başlayarak gerçekten bu seçimin önemini anlatmamız lazım. Hizmet deseniz hizmetler artık yok. Bu ülkenin ekmeğini büyütme anlamında büyük bir başarı var. Özgürlüklerini de biz büyütmüşüz değerli kardeşler. Bu işin istismarını yapanlar var. Ama biz bunun uygulamasını yapıyoruz. Biz herkes için daha çok demokrasi, daha çok temel ve hak özgürlük diyoruz değerli kardeşlerim. Bunun için bu seçimler çok kritiktir. İnşallah biz Kozluk'la ilgili projelerimizle de zaten belediye başkanımız eminim sahada sizlerle konuşuyordur. Yapılacak çok şey var. Yani çok mesafe kat etmiş ama yapılacak çok şey var. Bugün Batman'ın merkezinde belki gittiğinizde görüyorsunuz. Normalde belediyelerin yapması gereken şehir içindeki yolların asfaltını da biz yapıyoruz. Ağaçlarını da biz dikiyoruz. Kaldırımlarını da biz yapıyoruz. Köprülü kavşaklarını da biz yapıyoruz biliyor musunuz? Batman. Bizim için önemli olan Batman. Bugün Batman'da organize sanayi bölgesinde 1 metrekare boş yer yok biliyor musunuz? 55 tane fabrika şu anda faal. Bir o kadar fabrikada yer bekliyor, yer tahsis ediyoruz değerli kardeşlerim. Sadece tekstilde, konfeksiyonda 4000'in üzerinde kardeşimiz çalışıyor. Biz bu işi başarırız. Bizim büyük hedeflerimiz var. Biz Batman'ı bir bütün olarak ayağa kaldıracağız. Dedim ya size, Türkiye nasıl Avrupa ile arayı kapatıyorsa Kozluk'ta, Batman'da Türkiye'nin batısıyla arayı kapatacak. Bunun için vizyon gerekiyor. Ekip gerekiyor. Ama en önemli konu uyum. Uyum değerli kardeşlerim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir ilçede, bir ilde o ilin valisi, milletvekilleri, belediye başkanları ortak akılla bir araya gelip birlikte çalışırsa kaynaklar az olsa bile büyük başarı sağlarlar. Biliyor musunuz? Bunu biz birçok yerde yaşadık, gördük. İlleri karşılaştırmak istemiyorum ama daha önce Gaziantep'te bu birlik, beraberlik ruhunun nelere muktedir olduğunu birinci yerden gördük. Şu anda Gaziantep ihracatta, sanayide Türkiye'nin önde gelen en önemli şehirlerinden bir tanesi. Biz Batman'ı da bu bölgenin en önemli cazibe merkezi haline getireceğiz inşallah. Sayın Bakanım, sen... Yapacak çok işimiz var. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla önümüzdeki 30 küsür günü çalışarak harcamamız lazım. Bu davaya gönül vermiş olan siz kardeşlerimiz olarak daha çok hizmet için, daha çok tabii özgürlük için, demokrasi için, temel hak ve özgürlük için bizim sıkmadık el bırakmamamız lazım. Çalmadık kapı bırakmamamız lazım. Bütün gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kademe hepimiz bu önümüzdeki dönemi iyi değerlendireceğiz inşallah. Bu arada aslında sözlerimin başında söyleyecektim. Tabii ben buraya gelmeden önce
Sayın Başbakanımıza söylemiştim. Bitlis ondan sonra Batman'a geçeceğim diye. Dedi ki hitap ettiğim bütün hemşehrilerimize, bütün kardeşlerimize kendisinin selamlarını iletmemi söyledi. İnşallah. Başbakanımız burayı seviyor. İlk defa Türkiye'de hakikaten çok temel sorunların çözümüne yönelik bu kadar güçlü bir irade konuluyor. Ve gerçekten amaç 1000 yıldır var olan bu kardeşliğimizin pekişmesidir. Burada huzurun olmasıdır, barışın olmasıdır. Ve dolayısıyla bu seçimde sizin de güçlü bir irade ortaya koymanız lazım. Hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Büyük bir, hakikaten çalışmazsak vebal da var. Bakın, sağlıkta, eğitimde buralara muazzam yatırımlar yapılıyor. Bunlara garanti diye bakmayın değerli kardeşlerim. Geçmişte bunlar olmamış. Kalıcı diye bakmayın. Şimdi biliyorsunuz, rahmetli Özal'la birlikte Türkiye bir sıçrama yaşadı. Ne oldu sonra? 90'lı yıllarda o kazanımların hepsi heba oldu. Türkiye krizden krize girdi. Niye? Çünkü koalisyon hükümetleri geldi. Şimdi bakın 1990 yılında Türkiye'de ekonomi 213 milyar dolardı. 2002 yılında, yani 13 yıl sonra yerinde saydı 230 milyar dolar. Halbuki 2013 yılında AK Parti hükümetleri döneminde tam 800 milyar doların üzerine çıktı, biliyor musunuz? Bu ülkenin tekrar bir istikrarsızlığa girmesini engellemenin tek yolu Mart'tan başlayarak daha sonra da Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim çok güçlü bir irade ortaya koymamız da mümkündür. Yoksa bu ülke yine istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabilir. Hastane kuyruklarıyla karşı karşıya kalabilir. Evet, 2002 yılında bütün milletten, bütün çalışanlardan, bütün şirketlerden toplanan, esnaftan toplanan vergiler nereye gidiyordu biliyor musunuz? 100 liralık verginin 86'sı faize gidiyordu. Devletin iç ve dış borç faizine. Bugün çok şükür 100 liralık verginin 85 lirası hizmete gidiyor. Yoksa bu hizmetler kolay olmuyor. Bu yatırımlar, IMF'ye el açan bir ülke bugün nerelere gelmiş? Demek ki bu, biliyorsunuz, her zaman başarı içeride de dışarıda da kıskanılır. Belli çevreler her zaman rekabet içerisindedir. Bizim büyük resmi görmemiz lazım değerli kardeşlerimiz. Bu hükümet 11 yıldır milletin yanında oldu. Orta Doğu'da nerede olursa olsun mazlumun yanında durdu. Aslında çok açık ve net. Bütün bu hizmetlerde bizim teşkilatın, bizim davaya gönül veren kardeşlerimizin katkısı büyüktür. Çünkü bu çalışmalar fedakarlık gerektiriyor. Ama sevabı da büyüktür. Bugün herhangi Türkiye'nin bir köşesinde veya dünyanın bir köşesinde eğer bu ülke bir sorun çözmek için elini uzatıyorsa, bir sağlık olsun, eğitim olsun, yol olsun veya başka bir konu olsun, bir çözüm üretiyorsa bu çözümde sizlerin katkısı var, biliyor musunuz? Bu çözüm, bu hakikaten yatırımlar milletin teveccühü sayesinde oluyor. Bizim çünkü güvendiğimiz bir tek yer var. O da milletin tabii ki desteği. Ben sözlerimi burada bitireceğim. Çünkü hemen Batman'a geçmemiz lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Bugün sizler burada toplandığınız için, bu birlikteliği sağladığınız için Allah razı olsun.